Uluslararası öğrenci çalışması, Türkiye'nin uluslararası öğrenci çalışması artık bir dünya markası haline gelmiştir. Sadece öğrenci çalışması değil, bu öğrenciler Türkiye'den eğitim alıp kendi memleketlerine gidip çok önemli çalışmalara adım atıyor ve çok önemli çalışmalarda bulunuyor. Bu çalışmalardan bazılar ticaret yapıyor, bazılar siyasete giriyor, bazılar iş adamı oluyor, bazılar akademisyen oluyor. Ve bugün bu öğrencilerden, daha doğrusu Türkiye'de okuyup kendi memleketlerine giden mezunlardan çok önemli bir konuğumuz var. Bugünkü Kısa Web TV'de konuşacağımız kişi Afganistan'dan çok önemli bir mezunumuz. Kendisini bir tanıyacağız, kendisi tanıtacak bize. Ve kendisiyle ilgili nasıl Türkiye'ye gelmiştir, Türkiye'deki eğitim hayatı nasıldı, bu eğitim hayattan sonra memleketine nasıl döndü? Döndükten sonra nasıl siyasete girmiştir? Siyaset ne kadar zordur biliyoruz. Özellikle Afganistan'da siyaset tabii ki çok daha zordur. Ve bu siyasete neden girmiştir? Neyi kendisine iten nedir? Bunun arkasındaki hedef ve planları nedir? Şimdi Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkiler nasıldır? Kendisi bu iki ülke arasındaki ilişkilerde nasıl bir köprü rolünü oynuyor? Bunları hepsini konuşacağız. Her şeyden önce tekrardan hoş geldiniz Kısa Web TV'ye. Bugünkü mezunlarla yaptığımız bu söyleşiye tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Buyurun size bir kendinizi kısa bir şekilde bir tanıtırsanız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Ben Doktor Hamidettin Yoldaş, Afganistanlıyım. Şu an Afganistan'da, Afganistan Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapıyorum. Türkiye'ye gelişimiz tabii ta 1994 yılında bu rahmetli Turgut Özal'ın bir büyük öğrenci projesi adı altında yapılan bir proje kapsamında biz Afganistan'dan Türkiye'ye geldik. O zamanlar tabii ki Türkiye şartları bugünkü kadar hem yerli ve hem yabancı öğrenciler için uygun değildi. Yani sorunlar bayağı fazlaydı. Biz 94 yılında geldik. Bir sene dil eğitimi gördük. Ondan sonra YÖS sınavına girdik ve ben tıp fakültesinde kazandım. Konya'ya gittim. Konya Meram Tıp Fakültesi'nde orada 6 sene eğitim gördüm. Ondan sonra 2001 yılında mezun olduk Konya'dan. Tabii ki Konya'da olduğumuz 6 ya 7 yıl içerisinde birçok faaliyetlere katıldık, birçok etkinliklere katıldık, birçok kişi tanıdık, insan tanıdık. Ve bu anlamda ben Konya'da yaşadığım 7 yıllık süre tabii ki hayatımın en güzel zamanlarından diyebilirim. Orada çok dostlarımız oldu, arkadaşlarımız oldu. Hala devam eden dostluğumuz, arkadaşlarımız var ve ailelerle tanıştık orada. O ailelerle hala irtibatımız var. Çok sağ olsunlar. O zaman çok iyi bir misafirperverlik yaptılar. Bizi kendi çocukları gibi evlerinde ağırladılar. Bu çok güzel, hoş şeyler benim Konya'dan aklımda kalan. Aynı şekilde üniversite döneminde de üniversitedeki arkadaşlar olsun, hocalar olsun, biz Afganistan'dan gelen neredeyse ilk gruptuk yani. Daha önce Türkiye'ye Afganistan'dan öğrenci gelmemişti. Ve o dönemde Afganistan'ın tabii ki geçmiş cihat döneminden ondan sonra birçok Türk halkının o dönemde olan desteği, özellikle Konya'daki insanların çok mühim ve önemli destekleri olmuştu. O kişilerle tanıştığımızda Afganistan onlar için bir cihat simgesi gibi gözüküyordu. Ve biz de bir Afganlı olarak bunu hem gururunu taşıyorduk ve hem çok değer veriyorlardı, sağ olsunlar. Eğitim 2001 yılında bitti. Ben bir iki sene çalıştım yine tekrar eğitim bittikten sonra. Afganistan'a gittim, evlendim. Eşimle beraber geldik. Yine Konya'da bir sene kaldık. Bu süre içerisinde. Daha sonra ben Afganistan'a dönmeye karar verdim. Çünkü
önceki kalmamızın sebebi orada Taliban rejiminin sürdürülmesi ve bizim oraya gitmemizin mümkün olmamasıydı. 2001'de işte tekrar Afganistan'da yeni hükümet kurulduktan sonra biz bir müddet Konya'da çalıştık. Şimdi bir dönüş yaptım. Bir araya gireceğim. Tabii evet. Bu dönüşe geleceğiz. Bir araya gireceğim. Bir kısa bir şey soracağım. Yani sizin konuşmalardan anladık. Sizin Türkçe hala çok gayet güzel ve normaldir. Ama siz bu Türkçeyi 30 sene önce öğrendiniz. Sıfırdan öğrendiniz. Yani öğrencilerden bazılar, biz biliyoruz, geliyor 2 sene Türkiye'de kalıyor, memlekete gidiyor, 3 sene 4 sene sonra Türkçe öğretiyor ya da çok az böyle çarpat Türkçe konuşabiliyor. Siz nasıl oldu da 30 sene boyunca bu Türkçeyi bu kadar güzel tuttunuz ve hala devam ediyorsunuz konuşmaya? Ya ben o kadar yaşlı değilim yani 30 sene önce falan. Herhalde şöyle oldu. Ben çok şans getirdim bu konuda. Çünkü mezun olduktan sonra Afganistan'a döndüm ve orada Türkiye Başkonsolosluğu'nun, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'da sağlık projeleri vardı. İşletmeciliğini yaptığı sağlık projeleri vardı ve bizi direkt davet ettiler. O projelerin bir bölümünün başına geçtik. Daha sonra bu projeler de TİK'a devraldı 2005 yılında. Ve ben 2005-2018 yıl arası, yani yaklaşık 13 sene TİKA'da çalıştım. TİKA'nın Tahar bölgesindeki hastanelerinin başhekimi olarak orada hem kendi ülkemin, hem kendi halkıma, kendi ülkeme hizmet ettim ve hem bir taraftan Türkiye adına oraya hizmet götürdük ve bu süreç içerisinde sürekli Türkiye'ye gidiş gelişimlerimiz vardı. Türkiye'den misafirlerimiz vardı. Bunun yanı sıra ben Türkiye'den döndükten sonra daha önce Türkiye'deyken eğitim vakıflarıyla, yardım vakıflarıyla görüşmelerim vardı, gidip gelişlerim vardı. Onlarla oturup kalkıyorduk. Bunlardan, çünkü biliyorsunuz Konya bu konuda çok ganidir yani. Vakıflar var, dernekler var. Afganistan'a gittiğimde ben de böyle bir hayalle gittim. Orada bir dernek kuracağız, böyle bir şey yapmam lazım diye. Gerçi orada bu bir gelenek yoktu. Birçok arkadaşlar böyle bir işin Afganistan'da yürümeyeceğini söylediler. Ama biz yine de bu şeyimizi, irademizi ortaya koyduk ve bu vakıf kurduk. Hedef Kültür Vakfı diye bir vakıf kurduk ve o vakfı Türkiye ile bağlantılarını kurdurduk. Mesela 2006'dan bu yana biz İHA'nın resmi partneri olarak çalışıyoruz Afganistan'da. Orada birçok proje yaptık İHA ile. İşte yol projeleri, köprü projeleri, kuyu projeleri, yardım, Ramazan, kurban projeleri yaptık. Ve en önemlisi ve bizim için çok değerli olan ve gelecek vaat eden yetim çalışmalarımız oldu. Ki bu benim Türkçemin böyle zinde kalmasını sürekli Türkiye'den ve Türkiye'deki dostlarla irtibatlı olarak devam ettirmemin bir nedeni de budur. Evet, teşekkür ederiz. Tabii burada başka sorular da geliyor. Belki çok fazla sorumuz var ama tıp fakültesini bitirdiniz. Daha sonra TİKA'da çalıştınız. Sosyal çalışmalarda bulundunuz. Sosyal faaliyetlerde bulundunuz. İnsani yardım çalışmalarda bulundunuz. Her şey çok güzel. Ama nasıl olur da bu çalışmaların dışında şimdi bir siyasi hayata girdiniz? Neden ve nasıl girdiniz? Aslında ben daha önceki yaptıklarımdan çok memnundum ve hala özlüyorum. Hala elimden geldiği kadarıyla o çalışmaları sürdürmeye gayret ediyoruz arkadaşlarla birlikte. Şimdi biliyorsunuz 3. dünya ülkelerinde sadece siz bir aktivist olarak, bir STK çalışanı olarak ya da ne bileyim bir doktor olarak bir yere kadar çalışıyorsunuz ve bunu daha güçlendirmek için sizin bir siyasi güce ihtiyacınız olacak. Birçok yerlerde
önünüze engeller gelecek, engeller çıkacak. Bunları kaldırmak için de sizin en azından bir siyasi iradeye ihtiyaç var ve bir güce ihtiyacınız var. Biz de gerçi ben çok fazla siyasette böyle severek girmedim. Yani bu bir ihtiyaçtan doğan bir şey. İhtiyaçtan dolayı biz bu işe girdik ki diğer arkadaşlarımıza da bir yön verelim. Onlar da vakıf çalışmalarında, sosyal çalışmalarında daha da aktifleşsinler. Yani arkalarını boş görmesinler ve biz de devlette çıkan, bürokraside çıkan engelleri kaldırmak için ayrıca onlara destek çıkalım. Ve Afganistan'da bundan sonra düzen gün geçtikçe değişiyor. Ve bizim geleceğe yönelik daha bu önümüzde şu an bulunan kaos ve kara günler, geçmişte geçirdiğimiz kara günleri aydınlığa çevirmek için bu duruma el atmamız gerekiyordu, ortaya çıkmamız gerekiyordu, çalışmamız gerekiyordu. Daha doğrusu tüm bu olumsuz olayları seyrederek ve ne olacak deyip geçiştirerek bunu kabullenemedik. Dedik ki biz de ortaya girelim. Elimizden gelen bir şey varsa olumlu yönde, pozitif yönde bunun için biz de çaba gösterelim, gayret edelim diye bu esasla daha doğrusu siyasete girdik. Evet. Şimdi siyasete girdiniz, başardınız ve bağımsız millet vekili olarak şu an devam ediyorsunuz. Hedefleriniz Afganistan'ı daha fazla ileriye taşımak. Afganistan'ın bugünkü ve bundan önceki olayları biraz daha dindirmek ve Afganistan'ın halkın özellikle refahı yükseltmek. Peki bu konuda yaptığınız çalışmalarda Türkiye ile nasıl bir bağlantı içerisindesiniz? Ve Afganistan'ın geleceği nasıl görüyorsunuz? Tabii şimdi bu zor bir soru. Afganistan 40 yıldır ateş içinde. Rus işgali, sonra iç savaş, Taliban harekatı, onu yani Taliban'ın ülkeyi tamamen ele geçirmesi, sonra Amerikan işgali. Yani ve şu anda devam eden bir kaos ortamı. Bu durumda çalışmak çok da kolay değil yani. Bir taraftan iç dengeler var, iç güçler var. İşte 40 yılda silahlanmış, ondan sonra orada kendini ispatlamış güçler var. Yurt dışındaki işte uluslararası dengeler var. Bir tarafımızda Çin var, bir tarafımızda İran var, diğer tarafta Rusya, Hindistan. Bunların hepsi nükleer silahlarla donatılmış ülkeler yani. Hepsinin nükleer gücü var. Ve Amerika orada yine kendi rolünü oynamak istiyor. Biliyorsunuz 18-19 yıldır uğraşıyor oraya bir şeyleri ispatlamak için. Ama yine de şu an kaos ortamı ortadan kaldırılmış değil. Gün geçtikçe durum daha da kötüye gidiyor. Ama biz de elimizden geleni meclis içinde olsun, dışında olsun bu durumu en azından kendi çapımızda düzeltmeye, gençlerimizi yönlendirmeye, genç siyasetçilerle bir araya gelerek ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bazı durumlar var, bazı konular var bizim nüfuzumuzun çerçevesinin dahilinde, o daire nüfuzumuzun dahilinde. Onlara biz el atabiliyoruz. Mesela oradaki altyapıdır, sağlık sektöründeki şeylerdir, yani düzeltmelerdir, eğitimle ilgili olabilir vesaire. Ama
Büyük şeylerde tabii ki dünyanın büyük güçlerinin etkisi olan konularda içeriden bir şey yapılamıyor. Onu da daha çok uluslararası arenalarda dile getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'ye geldiğimizde, buradaki büyüklerimizle, başka bir ülkeye gittiğimizde, özellikle bizim komşu ülkeler, İran olsun, Pakistan olsun, ondan sonra Orta Asya ülkeleri olsun, onların da bu süreçte Afganistan'ın biraz daha bu kaostan, bu karanlık günlerden çıkması için desteğini talep ediyoruz kendi çapımızda. Böyle çalışmalarla sürdürüyoruz. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Bu çalışmalara inşallah ilerleyen süreçte çok daha fazla başarılı olacağınızı inanıyoruz ve öyle ümit ediyoruz. Afganistan'ın geleceğe yönelik umutlarımız hala her zaman taşıyoruz bir Müslüman coğrafya olarak, Türkiye olarak ve tabii siz Afganistan olarak. Bir Türkiye mezunu olarak, Türkiye'de okudunuz, gittiniz, şu an çok fazla çalışmalar yapıyorsunuz kendi memleketi için, toplum için. Ve Afganistan'dan da Türkiye'ye gelen çok öğrenci var, çok sayıda öğrenci var. Bazılar burslu olarak geliyor, bazılar kendi imkanlarla geliyor. Ve Türkiye, Afganistan için çok, Afganistan'da özellikle öğrenciler için çok cazibe noktası haline gelmiştir. Ve biliyoruz ki Türkiye'nin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türkiye bursları başlamıştır. Türkiye bursu başvuruları devam ediyor. Bu minvalda sizin Afganistan'daki öğrenciler, şimdi var olan öğrenciler ve gelecekte ya da öğrenci olarak şimdi kendileri bu burs kapsamında başvuru yapmak isteyenlere nasıl bir mesaj verirsiniz? Benim öncelikle mesajım yurt dışı YTB'ye öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü bu fırsatı sadece Afganistan için değil, birçok İslam coğrafyası için, Balkanlardan tutun Orta Asya, Afganistan ve diğer ülkelere kadar taşımış ve bu imkanı, bu fırsatı vermiştir. Biz minnettarız. Türk hükümetinden, Türk devletinden, Türk halkından ben kendim bir Türkiye mezunu olarak bugün buradaysam yine tabii ki bu imkanlar sayesinde yetiştik biz. Çok teşekkür ediyorum. Buradaki olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, şu an eğitimini sürdüren arkadaşlarımız, bunlara benim mesajım şu: iyi eğitimlerini iyi görsünler, bu fırsatı çok iyi değerlendirsinler. Özellikle bizim gibi, Afganistan gibi bir ülke için ve oradaki öğrenciler için bu çok büyük bir fırsat. Yani bunu kaçırmasınlar. Ve ikinci söyleyeceğim şey, lütfen eğitimleri bittiklerinde ülkeye geri dönsünler. Çünkü bizim öğrencilerin neredeyse %50-60'ı geri dönmüyor. Genelde Türkiye'de kalıyorlar. Bir program da olmuştu. Ben bu sesi oraya da dile getirmiştim. Bu mesajı oraya da söylemiştim. Bunların geri göndermesiyle ilgili Türkiye hükümeti de yardımcı olması lazım. Ve yeni gelecek olanlar için seçimlerini dikkatlice yapsınlar. Ondan sonra zaten online oluyor şeyler, başvurular. Başvurularına dikkat etsinler. İnşallah başaracaklardır yani. Çok teşekkür ederiz Ahmetuddin Yoldaş Bey, Doktor Ahmetuddin. Bizim bu programa katıldığınız için, sizi Ankara'da ağırlamak güzeldi. İnşallah tekrar sizi Ankara'da ağırlayacağız. Çok teşekkür ederiz. Efendim, Kısa Web TV'nin bugünkü program buraya kadarmış. Bundan sonraki programda tekrar başka bir mezunla, başka çok değerli bir kardeşimiz, arkadaşımızla sizinle beraber olmak üzere. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.